Özlediğimiz Nintendo'daki Pokemon oyunu artık telefonda. Evet arkadaşlar, şöyle bir şey var. Bildiğiniz üzere bir Pokemon Go diye bir oyun vardı. Bu oyunu birçoğumuz sevdi, birçoğumuz sevmedi. Yani şöyle bir şey var, Pokemon oyununun bir yerden Pokemon olmasını çıkarttılar bayağı. Ben pek beğenmedim Pokemon Go'nun hani dışarıya çıkmak, özgür hani sürekli bir yeri gezmek ve istediğimiz Pokemon'ları bulmak için de bayağı uğraşmak gerekiyor. Bu bir doğru. Burada en azından eski Nintendo'da oynadığımız Pokemon oyunu gibi, eski Nintendo diyorum. Eski Nintendo dedim, yanlış anladım. Nintendo'da oynadığımız Pokemon cidden telefonlarda var. Şu an iPhone'da göstereceğim. Hemen girişi yapalım. Ekranı çevirdiğim için tekrar kayıt yapıyorum. Yani tekrar kayıt derken ekranı çevirdim. Oyunumuza girelim. Oyunumuz burada. Siz de görüyorsunuz yan tarafta. Oyun aslında çok basit ve çok güzel. Benim hoşuma gittiğim birçok şey var. Mesela günlük hediye kısmı var. Şuraya gösteriyorum ama belli oluyor mu? Hani şu hediye kısmı var. Hemen sürekli şöyle basayım anlarsınız. Yukarıda bu bir level'dan sonra rank sistemi var. Bildiğiniz rank sistemi. Burada birçok üstteki çok birçok şey VIP'ler için geçerli. Şimdiden söyleyeyim. Hiç gerek yok bence. Bize ihtiyacımız olan bir şuraya giriyoruz. Burada Pokemon'larımızı tekrar iyileştiriyoruz ve skinlerini düzenliyoruz. Şöyle bir şey daha var. Pokemon yan tarafta Pokemon'a girerseniz Pokemon'larınızı görebilirsiniz. Tabii bu ilk başta size Pokemon'ları veriyor. 3 tane Pokemon var. 3 tane Pokemon'dan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Yani Pokemon'un kısaca hikayesi. Şöyle bir şey var. Ben bunu daha çok sevdim Pokemon Go'dan. Çünkü daha zevkli. Boş zamanlarda bunu oynuyorum. Mesela hediyemiz tamamlanmış. Evet, Great Ball. 3 tane Great Ball almışız. Başka ne var? Yine altın var. Altını diyeceksiniz ne için gerek? İşte Pokemon'umuzun canı azaldı. Pot kullanıyoruz. Aa, bu elmas ne işe yarıyor? İşte tekrar söyleyeyim. Bu özel mesela nasıl diyeyim size? Hani özel bir şey olur ya, Pokemon'unuzu direkt geliştirmek istersiniz. O zaman ihtiyacınız var. Ama çok gerek yok. Yani illa geliştirmek için de buna ihtiyacınız yok. Şimdiden söyleyeyim. Enerjimiz var. Enerjimiz de nasıl oluyor? Günlük enerji miktarı. Yani o kadar hani bir yerden sonra oynayamıyorsunuz. Biraz beklemeniz gerekiyor. Sanırım 3 dakika gibi bir şey. Tabii o kadar yani oturup o kadar zaman geçiremiyorsunuz bile. Hani hepsini bitiremiyorsunuz. Ben şahsen denedim. Olmuyor. Neyse gelelim. Nasıl oyunun içeriğine? Oyunu Adventure'a basıyoruz. Adventure'a bastıktan sonra ben en başa geleyim. Word'e girdim. Aşağıda solda. Sonra ilk başa gelelim. Pallet Town'a gelelim. Pallet Town diyelim. Burada yeni yer var. Fakat ben oraya gitmedim. İlk başta hep sağ tarafa yönel diyor. Mesela basıyorum. Şu yeşil kısma. Şöyle göstereyim. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet. Şöyle gösterdim. Bastım. Mesela diyor ki işte saat 6'dan 18'e kadar bu Pokemon var. 18'den 6'ya kadar şu Pokemon var. 0'dan 24'e kadar bu Pokemon var. Yani bu şöyle bir şey var. Herhangi bir tanesi gelebilir. Ortadakine basıyoruz ve Pokemon'u arıyor. Yani orada geziniyoruz güya. Ve biz bir şey bulamadık. Evet, harika. Videonun içine hiçbir şey bulamadık. Harika. Bu daha düşük level'lar olduğu için ilk baştaki yeri gösteriyorum. Yine bir şey bulamadı. Harika. Eğer bir daha bulamazsa diğer bölüme geçeceğim. Evet. Diğer bölüme geçeyim. Bu genellikle olmaz. Direkt bulur yani. Ha, o illa Pokemon mu şey yapıyor? Hayır, illa Pokemon çıkmıyor. Oradan mesela Poketopları da çıkarabilirsiniz. Başka bir şeyler daha çıkıyor. Mesela pot da çıkabilir. Bende hiçbir şey çıkmadı. Ben bunu oynadığım için biraz
Direkt klasik oyun içeriğini gösterelim. Siz de yararlanmış olursunuz. Evet, Pokemon'umuzu attık. Karşı tarafta Squirtle var, bizde Charmander var. Şimdi burada sol taraf barımızda bizim Pokemon'umuzun savaş stratejileri var. Biz burada onlara göre hareket ediyoruz. Bildiğiniz Nintendo'daki gibi. Atıyorum, şuna bastım, vurdu ve tek atacak çünkü level'ı bayağı yüksek. Normaldir. Evet. Şöyle göstereyim. Başka bir yere gelelim. Pokemon yakalamak isterdim ama bakalım, bir daha deneyelim. Evet. Evet. Çıktı bir tane. Hadi savaşalım hemen. Battle dedik. Pokemon nasıl yakalayacağım bilmiyorum ama bütün Pokemon'lar hayvan gibi güçlü şu an. Atıyorum. Şöyle basalım. Tek atacağız ama. Böylelikle hem Pokemon'unuzu geliştirmiş oluyorsunuz. Ben şahsen yakaladım. Düşük Pokemon'ları direkt ilk level'a gelip oradan sonra tekrar savaştırıyorum. Level'ını arttırıyorum. Ondan sonra yüksek level'lara kadar savaştırıyorum. Klasik. Bunu siz de yaparsınız. Pokemon'umuza girelim. Burada geliştirme şeyi, her şeyi aynı. Şöyle göstereyim. Mesela yanda görüyorsunuz. Yanda görüyorsunuz Evolve diyor. Geliştireceğim ama taşlarına ihtiyacım var. Taşlarını nereden buluyorum? Basıyorum taşa. Şuradaki taşa basıyorum. Bir saniye. Şöyle. Bastığım an direkt çıkıyor. Taşa basıyorum. Fusion diyorum. Diyecek ki bu yok. Olmuyor yani. Direkt taşa basalım o zaman. Bize nerede o taşı bulabileceğimizi gösteriyor. Basalım. Ve oraya gidiyoruz. Neymiş? Burada bir taşımız varmış. Hadi burada savaşalım. Evet, bu arada çarpı 2 bu hızlandırma, level atladıkça daha çok hani daha hızlı oyun şeyini şey yapabiliyorsunuz. Hani oyunu daha hızlı oynuyorsunuz güya. Yani çok bir şey fark etmiyor şahsen. Ben hemen savaşalım. Hemen rastgele basıyorum ben arkadaşlar. Tabii çok rastgele bastım. Defense o şeyini düşürdüm. Evet, taşı bulduk. Evet, ilk taşı bulduk. Sanırım 3 ya da 4'ten sonra bir bu kişiyle savaştıktan sonra elmas isteyecek. Bunda gerekiyordu. Çok bir şey gerek yok. Biraz beklersiniz. Yani bir gün beklersiniz. Sorun değil. Ben şu an düşüreyim de gücünü daha hızlı öldürelim. Diyeceksiniz tek bu Pokemon'la mı oynuyorsun? Hayır. Tek bir Pokemon'la oynamıyorum. Şahsen bunu göstereyim göstermek istiyorum. Fakat çıkmadı. Bir tane çıktı taşımız. Hemen hızlı hızlı oynayalım. Evet, gördüğünüz gibi x1, x2, 0. Ben 2'de oynayalım biz, hızlı hızlı olsun. Evet, hemen saldırı olarak girelim bu arkadaşımıza. Evet. Bakın Pokemon'umuz level atladı. 19 pardon, 18 level oldu. 19 gördüm bir an. İşte hangi neylerden arttığını da gösteriyor. Fakat bir an önce ben size bunun geliştirmeyi göstermek istiyorum. İnşallah direkt taş çıkar. Evet, harika. Kaç taşımız oldu? 2 olması lazım. Bakalım. Evet, 2 tane taşımız oldu. Üçüncüyü de çıkaralım. İnşallah üçüncüyü çıkarırız. Evet. Gördüğünüz gibi reset times diyor. Biz onu yapamayacağız. 30 elmas istiyor. Ben bunlar için harcıyorum. Evet. Tekrar savaşalım. Umarım burada da çıkar. Yoksa 3 maçın 3'ü de çıkmazsa bu bana oldu. İyi ki de olmamış. Size göstereyim hem. Evet, düşürdük yine. Hızlı oynamaya çalışırken yanlış yerlere de basıyorum. Oyun cidden zevkli. Pokemon Go'dan yani ben daha Pokemon Go'dan daha çok soğudum yani. Cidden bu daha iyi. Evet, hiçbir şey çıkmadı. Harika. Bir daha savaşmamız lazım. Hadi. Bakalım. Evet.
Direkt saldır, saldır, koçum saldır. Evet, saldır. Gel gel, seni de öldürelim. Hadi. Hadi. Taş çıksın. Evet, taş çıktı. Evet, hemen geri gidelim. Evet. 5000 altın istiyor. Bunu çok rahat kazanabilirsiniz. Zaten her türlü bir eventte bir şeyler kazanıyoruz cidden. Hadi basalım bakalım. Evet. Oldu mu kardeşim? Evet. Oho, biraz uzadı işimiz. Şimdi anladım. Anladım, anladım. Bunu görmemiştim. Şimdi o taştan bu taşları birleştiriyoruz. Firestone'u tekrar elde ediyoruz. Bu yani yaklaşık 9 tane taşa ihtiyacımız var normal o oyuna. 9 tane hani girdiğimiz oyunda 9 tane taş düşünmemiz lazım. Sonra her birinden de 3 tane 3 defa yapacağımız için 3 ile 5'i çarparsak 15 bin altın isteyecek. Bunu rahatlıkla çıkartırız. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu arada diğer Pokemon'ları da göstereyim hemen. Şöyle. Şu an bunlar var bende. Evet, yani ben bunları kullanıyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacım var. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Evet, görüşmek üzere deyip bir sonraki videoda demek biraz saçma oldu ama. Neyse.